Sence Süleyman Paşa Belediye Başkanı Sayın Cüneyt Yüksel başarılı mı, başarısız mı? Şimdi benim bir örneğim vardı. Bütün cevaplarda böyle veriyorsun deme. Çünkü ben bu alt bilgiyi vermezsem anlatamayız. Pergel kullanırım ben yaşamda. Bir düzlem vardır, yer bir düzlemdir. Çocuklar pergel kullanır. Pergeli alırsın, iğneyi bir yere koyarsın. Kalemin açıldığı kadar açılır. İğneyi koyduğun yer, işte o sorunun sorulduğu ölçünlerden alınacağı yer. Kalemin açıldığı yer, anlatıcının çapı, vizyonu, bir de gerçekte ne olduğu düzlemin kendisi. Evet. Bir tarafından bakarsan Cüneyt Yüksel, A şıkkından ilerleyelim. Gelmiş geçmiş bütün yerel belediye başkanları içinde açık ara başarılı. Bir tarafından bakarsan. Ama gezdiği, gördüğü yurt dışındaki deneyimlerini de hesaba katarak benim baktığım tarafından bakarsan açık ara başarısız. Benim beklediğim standartlarda. Şimdi bakıyorsun hep bir giydirme var. Hep bir değiştirme var, hep bir mizanpaj var, hep bir görsele makyaj mı var diyorsunuz? Güzel işler de yapıyor. Ama şimdi ben soruyorum, ben Altınova'da oturuyorum. Altınova sahili olan bir yer. Ve bildiğim kadarıyla da kamulaştırma problemi çok da fazla olan bir yer değil. Sen sahilde güzel bir düzenleme yaptın, herkes alkışlıyor. Ben çok üzüldüm. Yani orayı niye yürüyüş yoluna çeviriyorsun? Silivri'yi görmüyor musun? Yunanistan'ı görmüyor musun? Ne bileyim Alanya'yı, Antalya'yı görmüyor musun? Bir sahil nasıl düzenlenir? Hiç mi fikriniz yok? Ne olurdu orada ticaretin temin edileceği plaj olsaydı? Ne olurdu plajdan sonra yürüyüş bandı, küçük kafeler, arkasında restoranlar olsaydı? Bana geniş geniş, ister buradan yürü, ister buradan yürü. Niye yapıyorsun? Orada yıkman gereken bir yer yok, başka bir şey yok. Alternatifini düşünüyorsa ister senin ister benim de canlı yayında bu konuyu konuşmak isterim. Ama bir belediye, büyükşehirde dahil olmak üzere şehrin ticari dinamiklerini harekete geçirecek kararlar almaz mı? O kararları en az gayretle yapacağı şartlar varken onu gerçekleştirmek yerine sahili yükseltip önüne korkulukları koyup burada sadece yürüyün, bu denizde en fazla yürütürüm ben sizi dercesine mi davranır? Orası bir plaj olsaydı ne olurdu? Halkın gidebileceği bir plaj yok. Şimdi böyle baktığımda var ama yetersiz. Bence başarısız. Hazır imkan. Yani Barbaros'ta evleri yıkman lazım sahil oluşturmak için. Altınova'da böyle bir derdin yok ki. Zaten var. İkinci husus. Altınova'da bir çay bahçesi var. Bugüne kadar da güzel işler yaptılar sahilde. O yüzden eleştirip heveslerini kırmak istemiyorum. Kurulu tesise dokunmadın. Hadi. Kurulu tesisin yanına, hemen bitişiğine, denizin sıfır noktasına balık satış yeri yapmak nedir Allah aşkına? Benim beklentim tam tersiydi. O sahil düzenlenirken plaj yapması, hadi plaj yapmıyorsa o çay bahçesini de alıp yürüyüş bandından, denizin sıfır noktasından yol tarafına, araçların geçtiği tarafa aktarmasını beklerdim. Kazanmış haklarını korumak gibi bir kaygısı varsa eğer. Ama bakıyorsun çay bahçesi yanında bir balık satış yeri. Şimdi bunlarla başladığımız zaman ben belediye başkanının açıklama hakkını saklı tutarak, belki benim dikme alacağım başka açıklamaları vardır, böyle baktığımda çok sıradan işleri yaptığını düşünüyorum. Dolayısıyla başarılı mı? Bence değil. O anlamda bakınca başarısız ama ili makyajlaması açısından bakarsak benim başarılı. Benim bir sözüm var internet sitemde. Bu kötü, bu daha kötü, bu en kötüsü. Bu kötünün iyisi, bu kötünün daha iyisi, bu kötünün en iyisi. Yıllardır Tekirdağ'da bütün siyasi partiler bütün eksiklikleri arasında bize kötünün en iyisini seçmeyi dayatıyorlar.